Narin'in katledilmesiyle ilgili gün boyu otopsi işlemlerini takip eden Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den bir açıklama geldi. Gözaltılar otopsi bilgilerine dayanarak yapılmadı. Narin'in elbiseleri ve iki çift terliği de içine konulduğu torbadaydı. Devam ediyor bu arada bu konuyla ilgili açıklama. Bunu söyleyeyim, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, gözaltılar otopsi bilgilerine dayanarak yapılmadı. Bunu ben bugün haber merkezinde de konuşmuştuk. Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra 21 kişi gözaltına alındı. Bu gözaltılar Narin'in cesedinin bulunmasıyla mı ilgili? Ne oldu da hemen bir gün içinde ya da bir iki saat içinde 21 kişi gözaltına alındı diye sormuştum, merak etmiştim. Gözaltılar otopsi bilgilerine dayanarak yapılmadı diyor Baro Başkanı. Bakalım devamında neler gelecek bu açıklamanın. Konuşmamı bitireceğim, bir cümle şunları söyleyeyim. Evet. Bakın, siz dediniz ya bu olay olmasın diye biraz önce. Hani evet. Bu vahim cinayetle ilgili. Hı hı. Yani bu tip cinayetlerde ben kişisel olarak idam cezasının uygulanması taraftarıyım. İdam cezası bence çok önemli bir ceza. Çünkü bu yaşta çocuğu öldürenlerin yaşama ve devletin tarafından uzun süre hapishanelerde beslenmesine ben kişisel olarak karşıyım. Bakın net söylüyorum. Bu çok farklı bir tartışma. İkiye bölünüyor genelde. Özellikle böylesi toplumsal infial yaratan olaylarda sizin gibi düşünen de net var. Elbette olduğu kesinlikle taktirde düşünmeyen de var. Bambaşka bir tartışma ama oraya girersek çıkamayız zaten. Narin'i konuşacağız ama ben bağlayayım. Daha sonra. Bu şeyi bağlayayım. Ha, askeri buyurun. Kılıç bölümü böyle bağlayayım. Evet. Bakın. Hiç kimseye karşı yapıldığını ben değerlendirmiyorum. Hani şurada eğer şimdi son zamanda basına çıkan bazı şey var. İşte bu gençleri birileri yönlendirdi gibi bir şey varsa, bakın darbeden 2016 yılında, darbe girişiminden 2016 yılında olandan günümüze saydığımız zaman çok zaman geçiyor. Evet. Eğer hala askeri okullar, ben böyle bir şey olduğunu söylemiyorum, basına çıktığı için söylüyorum. Eğer öyle yönlendiren birileri varsa, bakın bu da çok büyük bir tehlike. Yani bu tehlikenin sebebi de gene siyasi, yani silahlı kuvvetlerin, bakın silahlı kuvvetleri bu işin dışına tutmak lazım. Silahlı kuvvetler bizim canımız. Silahlı kuvvetler etrafı ateş çemberi ve yakında bu ateş bize sirayet edecek.